sosyoloji profesörsünüz. Evet. Sosyologların piri diye ekleyebiliriz. Güzel. Hocam çok hoş. Çoğu insanın kelime olarak sosyolojiyi bildiğini biliyorum da anlam olarak belki bazı insanlara bir şey anlatmıyor olabilir. Sosyoloji nedir hocam? Toplum bilimi diyoruz. Sosyoloji toplum bilimi. Bir kişiyle olmaz, iki kişiyle de olmaz. İlla ki üç kişinin olması gerekiyor. Üç kişilik grupları inceleyen, onlar arasındaki etkileşimler hakkında önermeler, çıktılar ortaya koyan ve yeri geldiği zaman da sorumlu alanları insanlara gösteren, oranın fotoğrafını çeken ama çözüm değil. Çözüm bizim en son yapacağımız şey. Biz sadece fotoğrafı çekeriz, tespit yaparız, deriz ki sorun bu. Gerisini politikacılara bırakırız, sosyal politika yapanlara ya da siyasileri bırakırız. Biz sadece durum tespiti yaparız. Öğrencileri de bu çerçevede yetiştirmeye çalışıyoruz. Hocam siz ölüm üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Başlangıçta bana fiziksel bir sonmuş gibi geliyordu. Yani biyolojiyle çok rahat açıklayabileceğin neden-sonuç ilişkisi basit olarak. Geliyorsun ve gidiyorsun yani. Bir yerden sonra artık vücudun yaşamıyor. Ama ölüm bir sosyal inşa. Ben mesela hatırlıyorum küçüklüğümde babam beni sürekli şimdi imam hatip olmasından dolayı sürekli cenazelere peşinden götürürdü. Ben aslında o götürmezdi de ben merak ederdim giderdim peşinden. Şimdi o cenazelere gidince tabii şimdi cenazenin hazırlanması, yıkanması vesaire o ritüelleri dini çerçevede yapılması gerekiyor. Babam da bir şekilde çağrılıyordu, gidiyordu vesaire falan. Şimdi o cenazelerdeki kalabalığı görünce ağlayanlar, sızlayanlar, kendi aralarında konuşanlar, gülenler, namaz, dua. Yani bütün bunlara bakınca tabii o dönem çocuksun, çok fazla idrak edemiyorsun ama insanların bir arada tutan bir olgu olduğunu görüyorsun. Yani bunu tabii geriye dönük anlamlandırıyorsun. O zaman böyle bir şeye haiz değilsiniz böyle bir bakış açısına. Şimdi geriye baktığınızda bugünden bakıp gerçekten ölüm biyolojik vücudun çökmesinden bambaşka bir olay yani. Ölümü sosyal olarak inşa ediyoruz ve ölümle ilgili yapıp ettiklerimizin hepsi yaşayanlara dönüyor. O zaman biz yaşayanları konuşmamız lazım. Yani ölenleri değil de yaşayanları bunu söyleyince çok fazla eleştiri alıyorum. Hatta kitabı ilk yazdığım zaman 2014 yılında ilk baskısını yaptım. Herhalde okuyucu henüz hazır değildi yani. Hangi kitap hocam? Ölüm sosyolojisi evet, bu arada. Bu ikinci baskı tabii. Evet. Kitabınız çıktı. Bir de bu benim doçentlik tezimdi. Yani resmi olarak yazılmıyor tabii. Bizde doçentlik tezi yok ama hani yine profesyonel olarak bir kitap ortaya koymamız gerekiyor. İlk kitabı çıkarttığımda bir baktım. İnsanlar okuyorlar ama geri bildirimi verirken bana şey soruyorlar. Hocam işte kitabınızı okuduk ama ahiret hayatından bahsetmediniz diyor. Hocam diyorlar kabir azabı yok mesela. Biz şimdi nasıl yapacağız? İşte münker nekir. Azrail nasıl geliyor? Yani ölüm anı nasıl? Ya inanır mısınız hocam? Onları ikna edene kadar okuyucuyu benim işim ölüm altı değil yani. O yerin altı değil deyinceye kadar göbeğim çatladı. Hala ikna edebilmiş değilim ama en azından 2017'ye geldiğimde ikinci baskıyı yaptığımda artık en azından bunu söylemiyorlar bana. Hocam hani ahiret hayatından bak. Ama bu sefer de şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Hocam diyorlar çok batılı tarzda işliyor ölüm kavramını. İşte modern Avrupa'nın ölüme baktığı gibi herhalde biraz şeyi kastediyorlar. Çok materyalist bakıyorsun. Çok donuk bakıyorsun. Yani ölümü böyle çok sosyal hayatın içerisinde bir nesneymiş gibi anlatıyorsun diye eleştiriler alıyorum. Tabii bunu söylerken de arkasından kendi aslında düşündükleri ölüm kavramını hemen devreye sokuyorlar. İşte ölüm insanı terbiye eden, işte insanı öte dünyaya karşı kulluk bilinciyle yetiştiren vesaire falan. Hani o teoloji terminolojisine giriyorlar. Teolojiye girince benim alandan zaten çıkmış oluyorsunuz. Yani burada beni kendileriyle ölüm konusunda muhatap alan okuyucuların bir kısmı olaya tamamen teolojik reflekslerle bakıyorlar. Yani o ölüm ötesini mutlaka orada görmeleri gerekiyor. He ben aslında anlatıyorum onlara ölüm ötesini de. Mesela dedemin bir hikayesi vardır. Yani ben de gerçi gözümle şahit olduğum için hatta bugün gelirken onun bastonuyla gelmek istedim de asasıyla. Öldükten sonra ben aldım onu. Şimdi bir defa aslında bizim annemin halası vefat etmişti. Onu defnetmiştik mezarlıkta. Dedem en son mezarlıkta kalmıştı. Talkın verilecek. İşte ölüyle konuşup ona işte o sorgu sırasında sorulacak soruları hatırlatma. Tabii biz arkada mezarlığın dışında parmaklıklardan bakıyoruz. Dedeyi izliyoruz. Çünkü merak ediyoruz yani o talkın nasıl bir şey. Yani gerçekten orada ölüyle iletişim kurulabiliyor mu? Çünkü bir şehir efsanesi var yani. Ölülerle konuşuyorlar mı? Evet hocalar konuşuyormuş. Yani imam hatipler konuşuyormuş. Ama o konu
konuşmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Neyse bir süre sonra dedemi izlerken dedem böyle Gandalf'a dönüştü sanki. Asasını kaldırıp yere vurmaya başladı. Yani kaldırıp yere vuruyor, kaldırıp yere vuruyor. Sonra bir taraftan sesi yükseliyor, dua ediyor. Çekilin buradan, defolun gidin diye böyle kendi kendine bir şey hali yaşıyor yani. Böyle gitmiş yani. Böyle. Cezbe gibi. Cezbe gibi bir şey yani. Öyle tasavvufta olur ya. Yani öyle bir hal yaşıyor. Bizde o hal, şamanlar genelde ölülerle böyle bir iletişim dili geliştirdikleri için hani bize çok uzak olmayan bir şey değil aslında. Durum değil. Neyse dedeye sorduk. Dede açıklamadı bize. Bize şey dedi. Dede ne yapıyordun orada yani? Dışarıdan biri görse sana deli der yani. Hani baktığı zaman. Dede bize açıklamadı ne yaptığını falan. Sonradan dayıma sorduk. Dayı dedim. Hani dede senin bu halleri neydi falan. İmamlar kendi aralarında konuşuyorlarmış. Bu mevzuları konuşurlar. Hani talkın sırasında ne oldu, ne bitti vesaire falan diye. İşte orada şeytanın geldiğini, işte melek şeklinde gelip böyle yanlış sorgulamasını yapmaya çalıştığını vesaire falan, yanlış yönlendirdiğini, o yanlış yönlendirdikçe de deden asayı yere vurup onları böyle kaçırdığını vesaire falan dualarla birlikte söyledi. Tabii bunu duyunca şey oluyorsunuz. Yani tabii ki bu tarz mistik şeyler insana gizemli geliyor, heyecan veriyor. Çünkü insanların ölümle kurduğu ilişki tamamen bu tarz mistik kabuller üzerine kuruldu. Yani şimdi kabile topluluklarına gitseniz insanlar orada, yani ölüleri yiyenler de var. Yiyip onların ruhlarının kendilerine geçtiğini düşünenler de var. Yaşları ormana bırakıp orada ölmelerini bekleyenler de var. Hastalandıklarında bir çadırın içine kapatıp orada ölmelerini bekleyen de var. Ama sonuçta nehre atıp o ölü ruhlarının doğaya karıştığını, ağaçlara karıştığını, ya ölülerle birlikte yaşadığı dair bir kafalarında bir inanç var. Çünkü ölüm ötesini bilmedikleri için, yani ölüm ötesini bilmiyorsun yani. Ve ben kitabımın giriş cümlesinde onu söylüyorum zaten. Gidenlerin hiçbiri geri gelmediği için biz ölümün neye benzediğini bilmiyoruz. Şimdi biraz önce sordunuz ya hocam. Ölüm nedir, ne değildir vesaire falan diye. Dolayısıyla biz gidip gelmediğimiz için, yani henüz gidip gelen de birini görmedik. Gerçi Avrupa'da ve Amerika'da şey çalışanlar var. Işığı görüp geri gelen mevzular var ya. Onlarla ilgili bir ölüme yakın deneyim. Deneyimler hocam. Aynen öyle ve bununla ilgili de geniş bir literatür var ve bu özellikle Q1 dergiler akademik alanda çok ciddi de ilgi gösteriyorlar. Yani öyle bir yayın yaptıysanız kesinlikle yayınlanmama şansınız yok. Çünkü ölüm konusunda yayın yapmak çok zor. Yani özellikle uluslararası piyasada bu alanda yayın yapmak çok zor ama bu tarz yayınlar, yani o ölüme yakın deneyimler, tabii insanlar anlatıyorlar. Hani deneyimlemediğiniz için bilemiyorsunuz yani. Hep Allah gitti derler. Tabii. Deneyimlemek istemiyoruz tabii de. Keanu Reeves var. Bu Matrix filminden, evet. Çeşitli filmlerden tanıdığımız meşhur bir Hollywood aktörü. Bir late night show'da bir işte gece yarısı show'unda. Onun ölümle alakalı söylediği bir söz çok hoşuma gitmişti. Sence öldükten sonra ne oluyor dendi Keanu Reeves'a. O da öldükten sonra sizi sevenler sizi özlüyor diye cevap verdi. Evet. Ölümün aslında ölenle ilgili değil de yaşayanlarla alakalı bir olgu olduğu üzerine bir giriş yapmıştınız. Belki hocam oraya şu anda son söylediğiniz bağlanabilir gibi duruyor. İnsan üzerinde hakikaten çok büyük bir acı olarak tezahür ediyor. Özellikle çok yakın hissettiğiniz bir insansa, evet. Onunla çok fazla şey paylaştıysanız falan. Ama bunun aynı zamanda dediğiniz gibi sadece bireysel bir karşılığı yok. Toplumsal da bir içeriği var. Zaten sizin anladığım kadarıyla çalışma alanınız oraya da açılıyor. Yani birey üzerindeki etkisinden toplum üzerindeki, yani ritüellerle bağlantılandırılan, neredeyse tüm inanış ekollerinde çok önemli bir yer tutan ölümden bahsediyoruz. Biraz daha toplum üzerindeki etkisi üzerinde ve sizin çalışmalarınızla da bağlantılandırarak biraz... Şimdi hocam yani güzel bir yerden girdiniz. Aslında toplumla ilgili olan tarafı şu şekilde başlamam gerek. Ölüm sonrası bir araya gelen insan topluluğu tamamen ölümü yaratmış olduğu o boşluğu kapatmak ve hakikaten insanların acılarını en aza indirmek gibi bir fonksiyon üstleniyorlar. Bizim sosyolojide kuramsal olarak en başa gittiğinizde işte Emil Durkheim var. İlk ölüm sosyoloğu diye niteliyoruz kendisini. O mesela böyle açıklar. Der ki bu ritüellerin başka bir amacı yoktur diyor. Toplum devam edecek ama bir taraftan insanların da o acısını hafifletmesi gerek. Toplumun şöyle bir özelliği de var. Çöpün yanında eşyalar gördüğüm zaman her zaman söylüyorum. Bir evden ölü çıktığını çöpün yanında eşyalar gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Çünkü orada çamaşırlar var. Yatak var.
yatak var, yorgan var. Muhtemelen yatalak bir hasta vardı ve eşyalarından kurtardılar. Tabii insanlar eşyaları saklarlar, saklamazlar. Yani ölen kişiye ait olan eşyaları. O tamamen tercih meselesi. Ama burada temel meselemiz şu. İnsanlar özellikle modern toplumda ölülerine veda etmeyi unuttular. Dolayısıyla toplum onların yerine ölülere nasıl veda edilmesi gerektiğini de öğretiyor aslında onlara. Bir çeşit ehlileştiriyor. Şöyle ki yemek tartışmaları da çok yapılır. Ben ısrarla ölüm sonrasında mutlaka o yemeklerin verilmesi gerektiğini söylüyorum. Biz biraz orada bencil davranıyoruz. Tabii bencillik de biraz yani acının kendisinden kaynaklanıyor. Ya da dışarıdan bakarak o alanı yorumlayan insanların bencilliğinden kaynaklanıyor. Çünkü ölüm anı geldiği zaman o acının içerisinde insan savruluyor. İnsan ne yapacağını bilmiyor. Evet. Ama bir taraftan da gelen insanları ağırlanması gerekiyor. Ve onlar cenazeye gelmişler. Evet, taziyede bulunuyorlar ama sizin dediğiniz gibi en basitinden dışarıdan gelen birileri varsa, aç gelmişse. Ama yemek insanları başlı başına bir araya getiren toplumsal bir ritüeldir. Yemek orada bir araçtır insanları bir arada tutan. Bununla ilgili tezimi yazarken ben 2008'de Kırgızistan'dayken Karadenizli Türkler var orada. 1944'te sürülmüşler Ağızka Türkleriyle birlikte Batum'dan. Orada yaşıyorlar. Ben de bir şekilde bir vesileyle buldum onları. Doktora tezimi onlar üzerine yazdım. Orada konuşurken onlarla bana anlattıkları en temel şey şuydu. Hocam diyordu, buraya geldiğimizde ilk zamanlar en çok zorlandığımız şey bu cenazelerdi. Nasıl dedim? Ya işte hocam bizim televizyon kanallarında bu mevlütleri falan görünce işte cenazelerden sonra yapılan mevlütleri ya sizin de ne kadar fakir ritüelleriniz var diye bizi dışlıyorlardı diyor. dedim onların nasıldı? Ya hocam burada dedi kurban kesiyorlar direkt. İnek kesiyorlar ki işte fakiri de kesiliyor, zengini de kesiyor. Kesilen inek sayısı kadar şey de oluyor. Zenginlik kendisini gösteriyor falan. Bir süre sonra mecburen yani o etkileşimler bizi kendi içerisine çekti. Ölümde de bir sosyal statü göstergesi var o zaman. Kesinlikle bir sosyal statü göstergesi var ve orada Karadenizli Türkler uyum sağladılar. Bir de çok güçlü. O toplumsal alanın kendisi çok güçlü. Ama tabii ki birisinin sizin yerinize üstlenmesi gerekiyor. Mesela biz işte burada ikinci bir çalışmamız var. Hocam? Bu çalışma daha orijinal çünkü buradaki hikayeler daha böyle insanı gassal. Evet. Bu arada ölüm yıkayıcısı. Evet. İnternete yazdığınız zaman o kadar çok video var ki ölü nasıl yıkanır, ölülerle konuşuyor musunuz? Yani o kadar en çok seyredilen videolarda bunlar oluyor genelde. Evet. Gassallarla ilgili çekilen videolar pandemi zamanında da büyük bir patlama yaşadı. Özellikle sosyal medya kanallarında YouTube gibi platformlarda çok yoğun bir şekilde seyredildi. Gassal'da mesela Büyükşehir Belediyesi'ndeki gassallarla çalışırken İstanbul'da biz onu fark ettik. Yani belediyeler üstleniyorlar bu rolü ama üstlenirken de şu düşüncenin arkasına saklanıyorlar. Hocam diyorlar yani insanlar acılılar. Yani buraya geliyorlar darmadağınlar. Kadın 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğunu kaybetmiş mesela. Yani ona bir desteğin verilmesi gerekiyor. Bir sosyal destek, bir manevi destek, psikolojik destek. Hepsi olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu rolü üstlendik ve onlara elimizden geldiğince bu desteği vermeye çalışıyoruz. Tabii yemek veren belediyeler de oluyor. Taziye çadırı falan. Güney'de değil mi hocam özellikle? Evet. Adana'da, Osmaniye'de. Orada daha yoğun yaşanıyor. Evet. Mesela cenaze evleri tanzim edilmiş anladığım kadarıyla. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Belediye sizin cenaze yerinizi ayarlamış. Gidiyorsunuz orada. Yemek veriliyor. Böyle bir organize var yani. Bunun olması gerekiyor hocam. Yani insanları bir arada tutabilmeniz gerekiyor. Evet. Yani o ölen kişinin geride bıraktıklarını o içlerindeki acıyı sakinleştirmek için o insanları topluluk halinde orada tutmanız gerekir. Ve insanları topluluk halinde bir arada tutmanın en mantıklı yolu da yemek. Yemek. Yani dolayısıyla insanlar orada yemek yerken bir haz almıyorlar. Bir zevk almıyorlar yani sonuçta. Öyle bir durum da var yani. Hani diyorlar ya insanlar yemek yemeye geliyorlar sırf cenaze törenlerine falan. Hayır. Öyle bir şey yok. İnsanlar geliyorlar oraya. Yemek sadece bir araç. İnsanlar orada daha uzun bir vakit geçiriyorlar ki ölü yakını da bunu ister yani. Neden ister? Çünkü ne kadar yalnız kalırsa o kadar kafasında döndürüp durur. Ve o ciddi anlamda onu sarsar. Velhasıl böyle bir tarafı var sosyal inşanın. Hocam peki madem öyle. Zor olmasın. Ölülerin kulağına ne fısıldıyorsunuz?
Bana en çok gelen sorulardan birisi de evet. Hocam ölülerle bir iletişim var mı? Ölülerle en yoğun iletişim kurulan alan rüyalar oluyor genelde. Yani Sigmund Freud da böyle rüya analizleri yaparken ki onun yas işi kitabı var. Çok önemlidir bizim alanda. Yani yas çalışanlarda daha önemlidir ama ölümle bir şekilde temas kuran insanlar orada rüyaları anlatırken yani o rüyalarda sevdiğimiz insanları gördüğümüzde aslında onların doğrudan bizim rüyalarımıza geldiğini ve orada bizle birlikte irtibat kurduğunu söylüyor. Ben bunu şöyle keşfettim. Mesela insanlar özellikle yakınlarını kaybeden insanlar böyle onlarla bazen böyle derinlemesine mülakatlar yaparken rüyalarını anlatırlar. Mesela rüyalarını anlatırken onlardaki o rahatlama hissini gördüklerinde işte sabah uyandığımda başka bir dünyadaydım, kendimi çok huzurlu hissettim şeklinde böyle anlatılar yaptığı zaman hakikaten fiziksel olarak değil ama ölüyle o kaybettiği insanla bir temas kuruluyor rüya aleminde ve o rüyalar ciddi anlamda ölülerle etkileşim kurulan alanların başında yer alıyor. İkincisi şu, bu hayvan meselesi. Evet, mesela ben işte ne bileyim bir hayvan da geldi. Şey oluyor hocam. Geldi. Ben zaten şuna inanıyorum. Bir köpek geldi evin önünden 3 gün gitmedi. Var. Var, öyle efsaneler çok fazla var. Ben zaten bizim yengem vardı bir tane. Dede Korkut gibiydi yani. Böyle sürekli hikayeler anlatırdı ama hikayelerin hepsi ölümle ilgiliydi. Eyvallah. Hortlaklar, ne bileyim cinler, periler vesaire falan. İşte mezarlıktan çıkan böyle ışık huzmeleri falan filan. Biz şeye yabancı değil zaten. Hani bizim ölümle ilgili birçok uygulamamız, pratiğimiz oradan hep Orta Asya'dan geliyor yani. Ova Cuma tarafına Idrellez etkinliklerine gidiyoruz. İlk gittiğimiz zamanlarda. Şimdi tabii orayı dönüştürdüler yani. Artık eskisi gibi değil yani. Doğallığını bozdular biraz da. İnsanlar mezarlıkta kurban kesiyorlardı. Kanını mezarlığa akıtıyorlardı. Tamamen mezarlığın yanında kazanları kurmuşlar. Yemek pişiriyorlar. İlk kestikleri etin parçasıyla mezar taşlarına vuruyorlar vesaire falan. Buranın yerleşik kültürü değil de Orta Asya'dan getirilen kültürel anlamda bir karşılığı var. Eyvallah. Yani tabii ki İslam dininin ölümle ilgili bu tür pratiklere getirdiği bir çerçeve oluyor ama hakikaten en güçlü toplumsal uygulamalar ölümle ilgilidir. Evet. Çünkü yani türbelere mesela yazılır ya, Diyanet'in bir tane levhası vardır. Çaput bağlamayın. Buraya dönüp dua edilmez. Mum yakılmaz. Evet. Konya'daki türbelere bile gidin. O türbelerin hepsinde para vardır. Evet. Yani insanlar böyle atmıştır, saçmıştır. Ama ne oldu? Mesela işlevsel hale getirdiler. O türbeye atılan paralarla türbenin bakımını bir temizledin. Evet. Çünkü baş edemiyorsun. Levhalarla yok bunları batıl inanç ilan ederek falan baş edemiyorsun. Çok güzel bir örnek gördüm hocam. Söyleyin. Kıbrıs'ta Gazi Magusa'ya giderken Hazreti Ömer Türbesi diye bir yer var. Hatta şöyle yazmışlar. Çaputları şuraya bağlayabilirsiniz yazmışlar. Demişler ki spesifik bir yer belirleyelim. Aynı refleks hocam. Eyüp Sultan Camisi'nde bir dönem tadilat vardı. Benim bu çalışmanın bulgularına işte sahasını yaptığım dönemlerde 4 defa brandasını değiştirdiler türbenin. Tabii 4. sordum. Tabii bunu sorarak öğrendik. Dediler ki yani çeviriyoruz branda. Geliyor insanlar yazı yazıyorlar. Dua isteklerde bulunuyorlar falan işte. Hatta böyle çok garip garip istekler vardı. Biber var ya bir tane. Justin. Justin Bieber. Justin Bieber benimle evlensin abi. Ha, evet. Müslüman olsun benimle evlensin yazıyor. İşte ev istiyorum, sınavı geçeyim vesaire falan diye. Hocam dedi artık baş edemedik. 4. de bıraktık. İnsanlar ne yazarsa yazsın. Ama burada Mengen'e giderken bir tane Baba Hızır türbesi var. Orada mesela çözüm bulmuşlar. Bir tane ziyaretçi defteri koymuşlar. Oraya İnsanlar istediğini yazıyor. İster kimlik bilgisi bırak. Ve 5. defteri falan koymuşlar yani. Defter kalk. Tabi defterin akıbetini bilmiyoruz. Muhtemelen imha falan ediyorlardır ama sonuçta baş edemiyorsunuz. Yani buradaki olay o toplumsal alanın çok güçlü olması ölüm etrafında. Çünkü ölüm korkunç bir şeydir yani. Bir defa geldiği zaman insanı tamamen çökertiyor. Kim ne derse desin yani hani ölüme karşı hazırlıklı olduğunu da söylese. Hani dindar bir kimliğiyle birlikte hani tevazu da gösterse, sabır da gösterdiğini söylese. İnsan nefsani olarak, doğası olarak ölüme karşı verdiği tepki ortaktır. Yani bütün dünyada ortaktır. Ölüm korkulur. Ölüm geldiği zaman insan çöker. Fiziksel olarak, ruhsal olarak bunun içinden çıkmak için bir takım araçlar lazım. Din böyle bir araçtır, kültür böyle bir araçtır, toplum böyle bir araçtır. Ki toplum zaten bunların hepsini kendi içerisinde absorbe edip, anonimleştirip bireyi de oranın bir parçası haline getiriyor ölüm yaşandığı zaman. Toplumsal karşılığı olarak bana kalırsa önemli bir yönü daha var ölümün. O da miras. Evet. Mesela ölümün negatif yönlerini konuşuyoruz. Oradaki temel problem ölü beden kimin
kimin sorusuyla başlıyor. Bak evet. Türkiye'de ölü bedenin hukuki olarak çerçevesine eşya hukuku çiziyor. İşte ölü bedenin hakkı kimdedir, kim? Bu tamamen şeyden bahsediyorum. İşte ölü bedenin töreni nasıl yapılacak, evet. Nasıl yıkanacak, nereye defnedilecek vesaire falan. İşte atıyorum defninde birinci derecede eşlere söz sahibi veriyor. Karısı ya da kocası. Ama eğer onlar yoksa aile fertlerine veriyor. Ki bu konuda çok ciddi tartışmalar vardır yani. Hani adamın ailesi kendi istiyordur cenazeyi ama diğer taraftan karısıyla çocukları bırakmıyordur yani. Şimdi hukuk ona farklı bir çerçeve çiziyor. Aile farklı bir. Din farklı. Evet. Belediye farklı. Belediye evet. Zaten senden alıyor onu. Büyük şehirlerde falan öyle. Sen töreni hiçbir şekilde yapamazsın. Karar yani. Veremiyorsun. Yani. Karar veremiyorsun. Doktorlar ki uzmanlara teslimiyet. Zaten modern dönemde ölümle ilgili en temel mesela değişim. En temel mesele. E bakıyorsun ölü beden etrafında tabi geriye kalan miras meselesi. Miras meselesi de genelde aile fertleri arasında hep şey oluyor. Tartışma konusu evet. Oluyor. Genelde bizim Karadeniz'de çok insan vardır böyle kendi aralarında mirastan dolayı. Birbirini vuran mı ararsın, kesen mi ararsın? Ki bizim Trabzonlular özellikle çok fevridir yani. Böyle azıcık damarlarına basıldığı zaman hemen kestirip atarlar yani. Çok sinirlidir. Ama zaten her taraf dağlık arazi. Dolayısıyla dağda yaşıyorsunuz. O coğrafyaya ayak uydurmak zorundasınız. Karakteriniz sert. Uzlaşma diye bir şey yok. Mirasta uzlaşma çok önemli. Hani toplumsal anlamda bakarsanız yani. Uzlaşma gerçekleşmeyince tabii o miras meselesinde şöyle bir problem oluyor. Kişi öldükten sonra onun bir takım işleri oluyor işte. Nüfustan düşme, işte miras meselesi vesaire falan. Bunlarla tabii ki ölen kişinin birinci derecede yakınları uğraşıyor. Evet. Ve çok zorlanıyorlar ciddi anlamda. O malların bölüşümü, paylaşımı. Tabii ki insanlar acılı olunca bir taraftan toplumsal alanda da onlara telkinler oluyor. Şunu şöyle yapmalısın. Evet. Kızına şu kadar ver, oğluna şu kadar ver falan filan diye böyle. Ciddi anlamda bir kaos. Evet. Yani o ölümün böyle bir kaotik tarafı da var. Yani bir yandan acınız var. Evet. Ama bir taraftan o işlerin yapılması gerekiyor. Evet. Yani bir villa kaldı mesela. O villayı kim paylaşacak? Ünlülerin cenazelerinden sonra en büyük tartışma bu değil mi? Hani görüyoruz. En temel tartışma daha adamın mezara girmeden yaptıkları şey o senin mi olacak benim mi olacak yani. Dolayısıyla çok ciddi bir tartışma aslında. Kaotik bir hal. Ben ona bir ölüm kaosu diyorum yani. Ölüm bir defa gerçekleştiğinde bir beden üzerinde bir kaos oluşuyor. Beden kimin? Bu soru hala yanıtlanmış değil. Ölü beden kimin? İkincisi geriye kalan o eşyalar, malzemeler ve mal mülk kimin? Evet. Yani tamam bir takım kurallar var ama hocam hakikaten ölümün her şeyine etinden, sütünden, her şeyinden yararlanıyoruz. Ve toplumsal olarak biz mesela bu Gassal kitabını yazarken biz şimdi Gassallarla konuşuyoruz. Tabii orada kitapta yok ama biz işte kabinlere de girdik. Uygun görülen cenazelerde vesaire falan. Morga da girdik. Hani Gassallarla oturduğumuz zaman hakikaten şunu görüyorduk. Mesela kitapta onlardan bahsettik. Büyü meselesi mesela. Gassallar hocam diyorlar. Şimdi siz dışarıdan bakınca burada bir ritüel yerine getirdiğimizi görüyorsunuz ama biz nelerle karşılaşıyoruz diye bir başlıyorlar. İşte ölüden gelip saç isteyenler mi dersin? Sakalından isteyenler mi dersin? Suyunu alıp alkol bağımlısı eniştesine içirip onu alkolden arındıracağına inananlar da var. Bildiğiniz ölünün yıkanılan o suyunu alıp alkol bağımlısı birisine içirecek, çaktırmadan içirecek ve onu şeyden kurtaracak. Sabun alanlar, sabun büyüsü zaten Anadolu'da çok yaygındır yani sabunla yapılan büyüler vesaire falan. Bunun dışında işte çorabıyla gömmek isteyenler, kolyesiyle gömmek isteyenler, eşyayla gömmek isteyenler vesaire falan. Ya şimdi bunları şey yapınca, bunları duyunca hakikaten yani ölünün kendisi bile fiziksel olarak o kadar çok sosyal inşanın içerisinde ki hani tören ayrı bir alan, törenden sonra yaşanan o duygusal coşkunluk hali, acı, keder, özlem vesaire ayrı bir alan. Ama bir taraftan da işte o ölü bedene ait olan o parçaların vesaire falan kullanılarak böyle bir takım gündelik hayatta bir takım işte bu büyüsel uygulamalar vesaire falan yapılması falan apayrı bir alan yani. Her taraftan karşınıza bir şekilde çıkıyor. Ben zaten bir yerden sonra kendime şey diyorum. Baktığım her yerde ölüm görüyorum yani. Ölüm konusu bitmez hocam. Allah öldürmesin. Allah öldürmedikçe herhalde ben de ölüm yazmaya devam edeceğim. Bu arada yeni kitabım çıkacak. Ne kadar güzel. Evet hocam. Eşim, Ben ve Ölüm diye Selma ablanın kitabı. Bunu da mutlaka söylemem lazım. Evet. Selma abla 2012 yılında eşini kaybetti. Bugün geldiğimiz 2024 yılında 12 yıl boyunca hiç eşine olan sevgisini, özlemini, hasretini hiçbir şekilde unutmadı.
Mezarlığını bir yaşam alanına dönüştürdü. Etrafını çevirdi, ağaçlar dikti ve ben ilk o mezarı büyük bir algida şemsiyesiyle birlikte keşfetmiştim şeyde, Safranbolu mezarlığında ve sonrasında orada dolapları falan görünce dolapların her birinde çekmecede bir şeyler var vesaire falan. Allah Allah. Sonra Selma ablayla tanışınca sabah otobüsüyle geliyor Yenişehir'den, akşam otobüsüyle dönüyor ve gün boyunca eşiyle birlikte orada oturuyor yani. Eşiyle konuşuyor, dertleşiyor. Hatta gazını alamayıp etraftaki alanı da temizliyor. Mesela eşinin o etrafındaki mezarlıkları, şunu bunu vesaire falan. Bu bir yasını yaşama biçimi. Ve bu yeni kitabımda 2019 yılında başladık. 2024 yılında bitirdik. Bu uzun bir zaman dilimi. Pandemi sadece küçük bir kesintiye uğrattı buluşmalarımızı falan. Her hafta buluştuk. Bazen mezarlıkta buluştuk, kahvaltı yaptık. Bazen evde buluştuk, yemek yedik. Dışarıda buluştuk vesaire falan. Ama bir şekilde onun yasını nasıl yaşadığını anlattık. Ve güzel de bir kitap oldu. Umarım kitap çıktığında hakikaten okuyucu artık ölümle ilgili konulara açık diyebileceğim. Eyvallah hocam. Hocam ayağınıza sağlık. Çok ben teşekkür oldu. Ederim. Çok, teşekkür çok keyif aldım. Eyvallah. Ölümden keyif alınmaz ama. Tamam hocam.